İTV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Bugün 8 Şubat Cuma, akşam haberlerine günün öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Kış aylarında özellikle şiddetli rüzgarla birçok ölümün gerçekleştiği ve uzmanlar tarafından sinsi ve sessiz ölüm olarak nitelendirilen soba zehirlenmeleri önemli bir sorun. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Dünyada ne tür uygulamalar var? AK Parti milletvekili Zeynep Karahan Uslu bu konuda yeni çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor ve bazı girişimleri de var. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz ilk olarak bunu soralım, paylaşabilir misiniz bizlerle? Tabii sizin de biraz önce ifade ettiğiniz ve haberinizle gündeme getirdiğiniz üzere maalesef Türkiye 10 yıllardır hem soba hem şohben hem doğalgaz aksamlarındaki çeşitli kurulum hataları veya yanlış kullanımlar çerçevesinde her yıl onlarca yüzlerce vatandaşını toprağa veren, ailelere büyük trajediler yaratan bir meseleyle yüz yüze ve bunun en genel ismiyle de buna karbon monoksit zehirlenmesi diyoruz. Ve karbon monoksitin en büyük problemi sızıntı olduğu zaman hiçbir şekilde hissedilememesi. Yani biz bunu duymuyoruz, kokusunu almıyoruz, hissetmiyoruz ve çoğunlukla da uykuda, tırnak içerisinde ölüm uykularına yatıyoruz ve pek çok kez de hayat kaybıyla neticeleniyor. Ve bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin giderek kendini geliştiren, her alanda gelişimini açıkça ortaya koyan bir ülke olarak bu portreyi devam ettirmesi ve kış aylarında önüne geçilemeyen ölümler meselesiyle yüz yüze kalması da şüphesiz ki kabul edilemezdi. Bu çerçevede ben neler yapabiliriz diye araştırdığımda dünya ülkelerindeki uygulamaları inceleme imkanı buldum ve bu çerçevede kendi ülkemize de uyarlayabileceğimiz bir yasal çerçeve meydana getirdim. Ve bu yasa teklifimi de AK Parti grubuna sundum. En kısa sürede de yasalaşmasını ümit ediyorum. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştüm. Kendisi de bu teklifi memnuniyetle karşıladı. Onu da ifade etmek gerekir. Ve dünyada neler yapılıyor diye baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde karbon monoksit dedektörlerini kullanmanın tüm yapı ve meskenlerde bir zorunluluk olarak tanımlandığını görüyoruz. Karbon monoksit dedektörü belki bilmeyenler olabilir. Nedir diye ifade edecek olursak küçük bir cihaz, mali değeri de fazla bir miktar tutmuyor. Ama bu dedektörü evimizde, mekanlarımızda bulundurduğumuz takdirde insan hayatını tehdit edebilecek seviyeye dahi ulaşmadan gaz sızıntısını, alarm mekanizmasını harekete geçirerek çalıştırıyor ve bizleri uyarıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde bırakın ölümleri, zehirlenme vakasının dahi söz konusu olmayabileceği bir ortamı kolaylıkla bu dedektörü kullanarak inşa edebileceğimizi görüyoruz. Ve bir diğer husus da Türkiye'de maalesef zehirlenme vakaları ve ölüm vakaları da azalmıyor. Bu da bu konunun ne kadar artık elzem hale geldiğini gösteriyor. Yıllara göre baktığımızda her yıl zehirlenme vakalarının aslında artış gösterdiğini, ölümlü vakaların devam ettiğini, işte rakamsal bir veriyle konuşursak 5 yılda 52 bin küsur vatandaşımızın zehirlendiğini görüyoruz. Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiğini elimizdeki resmi verilerden tespit edebiliyoruz. Bir diğer husus da tabii bu uygulama nasıl gerçekleşebilir idi. Bu çerçevede bir yıllık bir geçiş süreci öngören, böylece yapılara karbon monoksit dedektörlerinin takılması için bir yıllık geçiş sürecini öngörerek süreci uygulanabilir hale getiren bir tasarı sunduk. Diğer taraftan yeni inşa edilecek yapı ve meskenlerde de yapı kullanma izni alacağımız zaman mutlaka binalarda yapılan değerlendirmelerde, incelemelerde karbon monoksit dedektörünün bulundurulmuş olması da bir yasal gereklilik olarak bu teklifin kanunlaşmasıyla birlikte söz konusu olabilecek ve denetim yetkisini de yerel yönetimlere veriyoruz. Yerel yönetimler çıkaracakları yönetmeliklerle denetim usul ve esaslarını ortaya koyacaklar ve diğer taraftan
akla gelebilir, imkanı olmayan, yani çok büyük bir fiyatı yok, küçük fiyatlı bir araçtır karbon monoksit dedektörü, ama bunu alamayacak durumda vatandaşlarımız da olabilir. Onlar ne yapacak hususunu da akıl yormak gerekiyordu. Bu çerçevede de yeşil kartlı olan vatandaşlarımıza da belediyelerimiz tarafından ücretsiz bir biçimde bu cihazın temin edilmesini de yasa teklifimde düşündüm. Böylelikle tüm Türkiye'yi kapsayabilecek, tüm aileleri, tüm sosyal sınıfları kapsayabilecek nitelikte bir düzenlemeyle bunların önüne geçebileceğiz. Efendim, çok ince düşünülmüş bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Bir de belediyeler acaba bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yürütebilirler mi? Çünkü hatırladığım bir haber vardı. Bu bir zehirlenmesi değil. Karbon monoksite dayalı bir ailenin iki kızı var ve bunlardan bir tanesi zehirlendiğini fark edip onu hastaneye götürüyorlar. Ancak neden zehirlendiğini bilmedikleri için diğer kız da banyoya giriyor ve döndüklerinde onun da zehirlenmiş olduğunu görüyorlar. Bunun da önüne geçmek için belediyeler böyle bir eğitim düzenleyebilir mi? Çok haklısınız. Bunun gibi pek çok haber var. Benim de hiç unutamadığım bir haberdir. Bir hanımefendi yakın zamanda bir defa zehirlendi. Neden zehirlendiği de bulunduğu halde eve gidip tekrar sobasını kullandı. Ama bu seferki maalesef onun son uykusu oldu ve tek bir daha uykudan kalkamadı. Ya da işte birkaç gün önce bir annenin 4 evladıyla birlikte hayatını kaybettiğini gördük. Aslına bakarsanız bu anlamda mutlaka belediyelerin, aynı zamanda mülki idare amirliklerinin, hakeza bu konuyla ilgili tüketici dernekleri, ilgili dernekler başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının yürüteceği bilinçlendirme çabaları da son derece önemli. Çünkü zaten bilinçli kullandığımız zaman belki buna da gerek kalmayacak. Fakat bilinçlendirme çabalarına sadece bel bağlayarak karbon monoksit dedektörünü hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmezsek, bilinçlendirme faaliyetlerinin, toplumsal çabaların meyvesini vermesi elbette ki orta ve uzun vadede söz konusu olabiliyor, ama o geçen süre zarfındaki can kayıplarını, zehirlenmeleri de önlemek için böyle bir düzenleme evet. gerekir. Aslına bakarsanız yani benim kişisel hikayem de bu teklife bu denli emek vererek ortaya koymamda yine böyle bir örnek tetikleyici oldu. Uzun zamandır işte hepimiz, pek çoğumuz gibi ben de gazeteleri okuduğumda, yani bu nedir? Bir sobadan, bir şofbenden, bir doğalgazdan neden olur bunlar diye hep düşünür, acaba ne yapabilirim diye de içimden geçirirdim. Ve bu incelemelerimi yaparken maalesef kendi seçim bölgemden, Urfa'dan çok acı bir haberle sarsıldım. Bir öğretmenimiz henüz 20'li yaşlarında Üç Konaklar köyünde eşiyle birlikte, eşi de öğretmendi, sobadan zehirlendi ve eşi kendisi hayatını kaybetti. Öğretmen olan hanımefendi de ölümden kıl payı kurtuldu. Ve onun evet. Hemen hemen bir ay öncesinde aynı öğretmenimizin ben çok fedakar bir çabasını medyadan görmüştüm. Urfa'daki o bir köydeki küçücük çocuklara Fenerbahçe klibi çektiren ve o kliple sosyal medyanın bir numaralı klip gündeme geldiğinde gündem maddesi olabilen bu kadar fedakar bir öğretmeni, hatta eşimle de konuşmuştuk. Köylere zaten gidiyoruz sürekli, seçim bölgemizde sahadayız. Bu köyümüze de gidelim, ben de Fenerbahçeliyim, çocuklara öğretmenimizle bir forma verelim diye. Ama heyhat, işte kader ve sinsi ölüm dediğimiz karbon monoksit biz evet. daha talip öğretmene ulaşamadan yakaladı. Ve o artık bende bir milat oldu. Evet. Dedik ki artık başka talip öğretmenler, başka canlar toprağa düşmesin. İnşallah da bu konuda bir ilerleme sağlayabileceğiz. İnşallah sizin bu çalışmanız sonucu bir daha böyle üzücü ölümlerle karşılaşılmaz. Kısa sürede faaliyete geçer ve başarılı olur. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir mukavele.